Hoş geldin Aslı. Ben bir gelişme var mı diye sormaya gelmiştim iş konusunda. Aslında seni bir yere yerleştirebilirim ama okuluna etkilemesini istemiyorum. Hocam biliyorum ama benim bu işe gerçekten çok ihtiyacım var. Anlıyorum. Otursana. Bak Aslı'cığım, seni bir kliniğe yerleştirmeyeceğim ama sana başka bir iş vereceğim. Tez yazacaksın. Nasıl? Mehmet Hoca'nın doçentlik tezi var. Bütün araştırmaları tam. Tezi de hazır. Yalnız bilgisayarla arası pek iyi değil. Sana dokümanları verecek, sen de onlara oturup tekrar yazacaksın. Karşılığında da para kazanacaksın. Tamam mı? Tamam. Hem de gözümün önünde olacaksın. Sağ ol hocam. Hakan amca, müsait misin? Müsaitim. Cihan. Merhaba. Siz ikiniz tanışıyor musunuz? Evet. Nasıl gidiyor? İyi, fena değil. Beni çağırmışsın. Otursana. Ben kalkayım. Daha sonra odanıza uğruyorum hocam. Görüşürüz Aslı. Ne haber yakışıklı? İyi Hakan amca. Cihan. Vaktin var mı biraz? Var. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Boş ver ya. Annem beni şikayet etmiş. Bir ton laf duydum. Derslerine çalış, okulunu ihmal etme. ÖSS'ye çalış, anneni üzme. Sıktı artık. Annen Ankara'ya gideceğiz diyordu. Ne ara konuşmuş Hakan Hoca'yla? Ne bileyim ben ya. Ona kalsa bugün gideceğiz de. İşte ben istemiyorum. Aslında buradan biraz uzaklaşsan iyi olur. Ya sen de başladın tam oldu ha. Hayır, ben senin iyiliğin için diyorum. Ya benim iyiliğimi falan isteme, tamam mı? Bana akıl da verme. Kimseye ihtiyacım yok benim. Oğlum emin misin bak? Sonra benim başım belaya sokma. Ya uzatma da ver şunları hadi. İşte kaybol kaybol. Ne haber? Hakan amca mı gönderdi sen? Hayır. Bunu düşürmüşsün. Belki ihtiyacın olur diye getirdim. Cihan sen ne yapıyorsun? Uyuyamıyorum, ne yapayım? Zaten çok hafif bir ilaç. Ben bunun nasıl bir ilaç olduğunu gayet iyi biliyorum. Bir sen kalmıştın akıl vermeyen. Sen de ver de bitsin bu çile. Semih Hoca nasıl? Hiç görebildin mi? İyiyim diyor. Ne bileyim zaten gitmeyeceğim bir daha. Neden? Son gittiğimde kovdu beni yanından. Onu görmemi istemiyormuş. Derslerime çalışacakmış. Klasik işte biliyorsun. Bak biliyorum kızıyorsun ama en doğrusu. Sen de mi öyle yapmıştın baban hapse girince? Evet. O sene sınavı kazanmışsın, İstanbul'a gittik. Ne oldu peki? Gider gitmez unuttun mu babanı? Tabii ki hayır. Sen de unutmayacaksın. Ama hayatını onu düşünerek geçiremezsin. Kendine bir hayat kurmak zorundasın. İnan bana. Ne var, ne bakıyorsunuz ya? Hiç. Babanın hapse girdiğini öğrendik de. Kızları kaçırıp eve hapsediyormuş. Ya! Sıkıyorsa bir daha söylesene lan! Bırak, dur! Bırak! Öldüreceksin çocuğu, çekil! Lan! Hepinizin Allah belasını versin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.